Sevgili seyirciler, Yalçın Küçük 7 Ocak'ta gözaltına alındı, tutuklandı. Dün gece serbest kaldı. Şimdi de yanımda. Polis eve gelince şaşırdınız mı? Hayır. Bekliyordum. Bekliyordunuz. 7 aydır benimle ilgili ATV'de, Kanal 7'de ve Samanyolu'nda kampanya vardı. Her gün yapıyorlardı. Benimle ve Mustafa Özbek'le bununla adımız gösterilerek resimlerle söyleniyordu. Bir de adı çok gösterilmiyordu ama bir numarada Hüseyin Kıvrıkoğlu Paşa deniyordu. 7 aydır bu yapılıyordu. Öyle bir hava vardı ki ellerindeki bu Ergenekon paradigması kendileri için de ikna edici değildi. Mustafa Özbek, ben ve Hüseyin Paşa gözaltına alınıp ve hatta tutuklanırsa başka paradigmalara gideceğini. Kapıyı açtınız, polis karşınızda. Evet. Ne oldu? Bekliyorum. Bekliyorsunuz. Buyurun dediniz. Ne yaptınız? Tamam. Ondan sonra başladılar. Aramaya başladılar. E siz ne yaptınız? Ben mi? Ben bir müddet sonra banyo yaptım. Banyo mu yaptınız? Tabii hemen. Yapılmaz dediler, yaptım ben. Hayır. Ondan sonra. Yani çok soğukkanlık da onun için şey yapıyorum. Yani içeride polisler didik didik ediyorlar evinize, evet. Siz banyo yapıyorsunuz. Çok güzel. Gayet açık. Vaktiniz az. Ben kıdemli gözaltına alınan bir insanım. Ha. Yani, ve sevgili Uğur Mumcu artık bunlardan bıktığı için benim gözaltılarımı haber yapmazdı, yazmazdı. Yalçın Küçük haftalık görüşmesini yapıyordu. İkinci nokta, şunu görüyordum ben. Korkuyu yaymak istiyorlar. Ben o andan sonra 40 defa oynadığım bir oyun gibi, bir tiyatro gibi oradaki rolümü düşünüyordum. Yani banyo yapacağınız. Banyo yapacağım. Ve ondan sonra kokularınızı süreceğiz. Sadece giyinmek değil. Ben tutuklanacağımı biliyordum. Tutuklanabildiğim zaman gençlere bu korkuyu nasıl yeneriz? Hangi giysiyi giysem? Hangi? Ne giydiniz? Bir defa çok tecrübeliyim. Nezarethanede üşürsün. Nezarethanede üşürsün. Kalın, keşmir. Hayır, onu gençler beğenmez dedim. Trençkot giydim. Trençkot. Kalpağı ona göre seçtim. Ve çok da isabet ettim. Birçok yazar Yalçın Küçük cezaevine değil, sanki Uludağ'a gidiyor, sanki Paris'e. Onu bilerek yaptım. Beni ilgilendiren 17-18 yaşında. O görüntüyü gidiyor. Vermekti. Oradaki insanlara o görüntüyü vermekti. Ben gözaltına alınıp tutuklana bunun bir tiyatro olduğuna alışmış bir insanım. Siz de kendi rolünüzü oynadınız orada. Ondan sonra karım, diğerleri onlarla ilgilendiler. Zaten polisler benden öyle bir kitap şu falan diye CD, bütün yazılarımı almak istiyorlardı. Bütün kayıtlarımı almak istiyorlardı. Orada da şöyle bir tespitim vardı. Benim daha çok yazdıklarım ve yeni yazacaklarım ve konuşmalarımdan korkuyorlardı. Onları götürmek üzere. Arada sırada onlara son derece tatlı tatlı müdahale ettim. Şimdi siz Tuncay Kılınçpaşa ile eğer yanılmıyorsam geldiniz değil mi? Evet. Yani birlikte getirildiniz. Daha önceden tanıyor muydunuz Tuncay? Efendim, uçakta Tuncay Paşa Hazretlerinin yanına oturduğum zaman paşa bana şunu dedi. Hocam dedi, sizinle dedi ilk defa yazın, geçen yaz bir düğünde tanışmıştık dedi. Evet paşam dedim. Biz Çarmıklıların düğününde tanışmıştık. Sonra da konuştuk. Ben de ona, şu anda Doğu Perinçek'te kullanıyor. Hocam dedim, sizinle, paşam dedim, sizinle böyle bir tertipte bulunmaktan, içinde yer almaktan, tertip askeri bir deyimde. İşte yedek subayların tertibi. Böyle bir tertip içinde olmaktan onur duydum dedim. Benim meselem onur duymaktır. Dün de onu söyledim. Ben şu anda öyle bir durumda değildir. Benim için önemli olan ben kendi hayatımda hiç kimsenin beni Ergenekon sanıklarının dışında tutmayacaklarını biliyordum. Tutsalardı üzülür müydünüz? Tutmasalar mı? Tutmasalardı üzülür müydünüz? Tabii. Sizi gözaltına almasalardı üzülür müydünüz? Hadi gözaltına alınmak hoş değildir. Tutuklamak ama, mı gerekiyor? Hayır. İkisi de hoş değildir. Ama bu zaman ben Cumhuriyeti savunmamış olduğumu düşünürdüm. O bakımdan memnun oluyordunuz. Tabii. Paşa Hazretleri de karısına demiş ki Hürşit Paşa ile Şener Paşa böyle işler yapıyorlarmış. Bana haber vermemişler. Anlaşılan beni ciddiye almamışlar demiş Paşa Hazretleri. Bunu iki gün önce söyledi. Ben de bunun dışında olsaydım. Memnuniyet duydum. Memnuniyet meselesi değil. Benim hayatımın bir parçası bu. Bir tutum parçası. Sorgulamalar nasıl oldu?
Sorgulamalar biraz bunların etkisindeydi. Şimdi bir defa... Bir daha gösterelim de arkadaşlar da şey yapabilsinler. Evet. Buyurun. Şimdi efendim sorgulamalar sözü yanıltıcı oluyor. Ben son derece kıdemli 12 Eylül'de öncesinde hayatı degemelerde geçmiş bir insan olarak ilk defa görüyorum. 12 Eylül'de farkı olan şudur. 12 Eylül'de savcılar, mahkemeler hukuk bilirlerdi. O hukuka çok uymazlardı ama o hukuka uydurmaya çalışırlardı bizlere bir şey yapınca. Şimdi artık polis, savcılık, tutuklayan mahkeme. Hayır, sadece polis var. Polis var. Sadece polis var. Sadece polis Kaç var. Kaç saat sürdü? 20 saat benim sorgu. 20 saat sürdü? Evet, 20 saat sürdü. Sonunda fenalık geçirmedi mi? Hayır efendim, onlar geçirdi. Polis? Hayır, sık sık onlar. Ben kesmeyin diyordum. Onlar mı şey alıyorlar? Arada. Ben hatırlıyorum, 12 Eylül'deki davanızda bir savcı kanser olmuştu diye evet. Şey yapılmış. Sizin sorgulamanız ve şeyiniz. Yani bir savcıyı kanser etmiş bir insan olarak öyle şey yapıyorlardı. Hakim de savcıyı kanser etti diye yazmıştı. Hem kanser etti diye. Benim Türkiye'de, dünyada benimle verilen hükümler 8 yıllık mahkumiyetin gerekçeli kararında şeytana papucunu ters giydirecek kadar zekidir. Kürsüden, sanık kürsüsünden bakar, savcıları kanser edip öldürür diye hükümler vardır. Bu defa da öyle... Bu herkesin etkisindedir. Dolayısıyla başka bir şey. Bir defa polisin dışında benimle bir... O da bir şey söylemedi. Onlar da bu kadar olmasa bile tedirgindiler. Çok siz, sinirliydiler. Tolon Paşa bugün hastaneye kaldırıldı. Siz Silivri'de beraber oldunuz. Silivri'nin havası nasıldı? Bir defa olağanüstü. Oraya gittiğim için çok memnunum. Neden memnunum? Çok iyimser olduklarını gördüm. Dünden beri herkese şunu söylüyorum. Çok gençleşmiş gördüm Hürşit Paşa'yı. O da beni avukat görüşmesinde söyledi. Sarıldı. Hocam dedi. Atatürkçülerin dedi. Böyle bir yerde karşılaşması, tanışması çok kötü ama yine de tanıştı. Zayıf değil miydi hastaneye kaldırıldığına İnce, göre? İnce, çok genç ama... Bana söylenen bugünkü karardan memnun oldum. Ben sabahtan beri onu söylüyorum. Hürşit Paşa tahliye edilmeli veya hastaneye yatırılmalıdır. Evet. Bir devlet sorumlu olmalıdır bir emekli orgenerale. Dışı güzel, çok genç, çok yakışıklı. Evet. Ama iyi isabetli bir karardı bugün sizin verdiğiniz. Aynı şey daha ölçüde Ümit Sayın için olmalıdır. Anladım. Size bazı yazarlar deli diyorlar. Siz deli misiniz? Benim bir sözüm vardı. Benim en çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi Erasmus'un Deliliğe Metiyesi'dir. Orada bir sözü çocukluğumda ortaokuldan beri bilirim. Başkalarının kurallarıyla bilge olmaktansa kendi kurallarımla deli olmayı tercih ederim. Ve ben bana deli denmesinden hoşlanırım. Daha çok hoşlandığım bana deli çocuk denmesidir. Daha çok hoşlandığım bunu bir kızın söylemesidir. Ben kız değilim ama evet. Çok çok teşekkürler. Zahmet ettiniz geldiniz. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler. 70